Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir baklava tarifiyle sizlerleyim. Bayram yaklaşırken birçoğumuz baklava yapmaya başladık artık. Ben senelerdir yaptığım baklava şeklini sizlere bugün yapıp göstereceğim. 10 tane bezeyle bir tepsi baklava yapacağız. Hemen öncelikle hamurunu yoğurarak başlayayım. Şöyle yarım su bardağı yoğurdu kabımın içerisine alıyorum. Kullandığım bardak yine evimizdeki klasik bardaklardan 200 milim. Yarım su bardağı oda ısısında beklettiğim su, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım limonun suyu. Limon kimisi çok sulu olabilir, ondan dolayı ben şöyle 2 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Bir tutam tuz, bir adet yumurta, 50 gram tereyağı. Genelde verdiğim hamur tarifi aynıdır. Bir aşağı bir yukarı, bazen sadece azalıp çoğalabiliyor. Onun dışında hep kullandığım tarif aynı. Şöyle çırpıyorum. Tereyağınız erimiş olsun. Yani dışarıda bekletin, erisin. Şöyle yarım paketten biraz fazla kabartma tozu. Hemen unumu alıyorum. Eledim. 4,5 su bardağı unu. Bakacağım. Öncelikle ekleyeceğim. Ne kadar eklediğimi sizlere sonunda söyleyeceğim. Hepsini birden eklemiyorum. Yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Ama ile de yapışmayacak. Hamurunuzu toparladıktan sonra 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyoruz. Hamuru yeterince yoğurdum. Hemen şöyle kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Hatta elim böyle yağlı gibi duruyor. Siz eğer ki unu katarsanız hamurunuz onu yiyecektir. Çok güzel oluyor bunun hamuru, gördüğünüz gibi yumuşacık. 4,5 su bardağı undan şöyle 1 yemek kaşığı kaldı. Yoğururken de ara ara serpiştirerek hamuru toparladım. Sizler de lütfen unu eklerken, bunu her defasında söylüyorum, yavaş ve dikkatli ekleyin. Her un aynı gitmez. Hamurum yeterli artık. Şöyle silindir haline getiriyorum. Bu aşamada hamurunuzu elinizden geldiğince eşit ayarlamaya çalışın. Biri küçük biri büyük olursa bu sefer açarken zorlanırsınız. Ben de şöyle 10 parçaya böleceğim. Üzerine şöyle temiz bir bez örtüyorum. Üzerini açık bırakmayın, yoksa hamurlarınızın üzeri kurur. Toplamda 1,5-2 saat arası dinlendirdikten sonra hamurumu açmaya başlayacağım. Baklavanın hamuru dinlenirken hemen şerbeti hazırlayayım. 3,5 su bardağı şekeri tenceremin içerisine alıyorum. 3,5 da su ekleyeceğim. Ocağın altını yakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını orta ateşe getireceğim. 30 dakika boyunca şerbeti kaynatacağım. 25. dakikada da limonu sıkacağım. 2-3 damla limon damlatacağım. 5 dakikada öyle kaynatıp ocaktan alacağım. Bezeleri 1,5 saattir dinlendiriyordum. Yeterli artık. Yanıma 3 su bardağı dolusu nişasta aldım. Hemen bir tane bezemden başlıyorum yapmaya. Şöyle üzerine nişasta ekliyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Pasta tabağından hatta birazcık daha büyük diyebilirim. 3 bir de 4 şeklinde açacağım bezelerimi. Ama sizler 5-5 açabilirsiniz alanınız varsa. Üzerine bol miktarda nişasta serpiyorum. Bu aşamada nişastayı bolca serpin. Çünkü açarken bir daha nişasta kullanmayacağız. Bunu da üzerine oturtturuyorum. Tekrar üzerine nişasta bolca serpiyorum. Tekrar bezeden alıp açmaya devam ediyorum.
gözünüz korkmasın çok fazla nişasta kullandınız diye. İlk aşamada bolca kullanıyorum. Daha sonrasında bir daha nişastayı pek kullanmıyorum diyebilirim. Tekrar üstüne bol miktarda nişasta serpiyorum. Bu bezem artık 3 tane oldu. Hemen kaldıracağım bunu. Kenara alacağım. Bu kenarda beklesin. Diğer bezelerimi de yapacağım. Ondan sonra peş peşe açacağım. Hazırladıklarımı içine oturtturacağım. Kenara kaldırıyorum. Beklerken diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Tekrardan 3 tane oldu. Gene üzerine bolca nişasta serpiyorum. Başka bir kabın içerisine alıyorum. Sakın üst üste koymayın. Bu sefer hamurlarınız yapışır. Bunu da kaldırıyorum. Diğerlerini 3-3 açtım. Şimdi artık bu hamurumu da 4 açacağım. Hamurları yaptıktan sonra tabağın içine koyuyorum. Hemen üzerini örtüyorum. Çünkü üzeri kurumaması gerekiyor. Tüm bezelerimi açtım. İlk yaptığım bezeden başlayacağım. Çünkü ben bunları yapana kadar 10-15 dakika dinlenmiş oldu öteki. İlk yaptığım hamurla başlayarak açıyorum. Mutfağım küçük olduğu için salonun masasında devam edeceğim. Hemen şöyle ilk yaptığım hamurla başlıyorum. Bu kalan nişastaları pek kullanmayın. Hamurunuza zarar verebilir. Merdane ile şöyle önce kenarlarını açarken dağılmasın yufkalar. Bundan sonra çok fazla nişasta kullanmayacağım artık. Ara ara sadece az az. Oklavayla devam ediyorum. Hamur açılabildiğince açacağım. Ne kadar açılırsa o kadar açacağım. Hamuru sadece 3-4 harekette ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz. Çok rahat açılan bir hamur. Hamuru dinlendirmeniz çok önemli. Eğer dinlendirmezseniz hamurunuz çok rahat açılmaz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi oklavayı açtı bile. Şöyle görün. Sardığım zaman oklavadan bile büyük. Tepsiyi ortaya oturtturmuyorum. Çünkü tepsim küçük olduğu için buradan hemen hemen tepsinin ölçüsüyle 3 tane çıkaracağım. Şöyle kesiyorum. Önce uç kısımdan. Bunu katlıyorum. Kenara alıyorum. Hepsini oturtuyorum. Kaldırıyorum. Kestiğim yeri her defasında kenara alıyorum. Bu sefer bu köşeden. Eğer ki tepsiniz büyük 40 santimlikse yine 2 tepsi boyu çıkacaktır rahatlıkla. Tepsiyi ortaya oturtuyorum. Şöyle en altına bir hamurdan oturtuyorum.
Benim fırın tepsimin ölçüsü 30 santim çapında. Mini fırına göre. Bir tanesini oturtturdum. Şimdi bunu 3 olarak düşünüyorum. Şu büyük olanları küçülterek tekrar tepsiye diziyorum. Şunu da şöyle oturtuyorum. Boyutuna göre bıçakla kesip öyle oturtuyorum. Şimdi burası 6 kat oldu. Tekrar üzerine oturtuyorum. Aralarda kalanlar hiçbir şekilde hamur olmuyor. Hiçbir şey, korkmayın. Parçalanmış olanları koydum. Tekrar üzerine düz olandan seriyorum. Biraz büyük kesmişim sanırım burayı. Şöyle uç kısmını katlıyorum. Tekrar yırtık olanları yerleştiriyorum. 9-12. katı yapıyorum. Aralarda katları fazla gidiyor ama sorun değil. Burası şimdi 12 kat oldu. Tepsinin boyutuna göre kesiyorum. Burası toplamda 15 kat oldu. Şimdi diğer 3 katımı da üstüne kapatıyorum. Düzgün, en düzgün olanı en üstüne ayırın. Çünkü şimdi ceviz dökeceğim. Toplamda alt tabağının 18 katta 20 kat arası diyebilirim. Çünkü aralarda bazıları fazla gitti. Şöyle diğer hamurumu da masamın üzerine oturtuyorum. Üzerine bir miktar nişasta serpiyorum. Yine merdaneyle bastırıyorum. Oklavayla devam ediyorum. Ara ara nişasta serpmeyi unutmayın. Hamur oldukça büyük olduğu için iki kat katlayarak keseceğim. Burası 6 kat oldu. Bir 6 kat da burası. Burada 9 kat var. Artık diğerlerini ufak ufak keseceğim. Ben diğer üçüncü hamurum olan 4 tane bezeyi de açtım. Bunları bu tepsiye çok fazla geleceğini düşünüyorum. Ondan dolayı parçalanmış olanları şimdi yerleştireceğim. Diğer 9 tane yufkamı kenara bırakacağım. Onu A şeklinde bir baklava yapacağım. Çünkü çok kalın olacak bu sefer tepsim. Şöyle yerleştiriyorum. Hemen hemen bu 40 kat olacak rahatlıkla. Bu sefer çok fazla kalın da istemiyorum olmasını. Tepsiye yerleştiriyorum. Artık en üstüne bir tane düzgünlüğü ayırmıştım. Onu yerleştiriyorum. Toplamda 18-20 kat arası 6 oldu. Alt katı. Cevizden sonraki katı da aynı şekilde. 3 parça hamurum kaldı. Yani 3 kattan düşünürseniz 12 tane daha hamurum var. Onunla da A şeklinde bir baklava yapacağım küçük bir tepsiyle. Ama sizlerin fırın tepsiniz büyükse, yani eğer ki yuvarlak 40 santimliklerden ya da normal turbo fırın olabilir, ankastre fırın olursa tam bir tepsi oluyor. Ona lütfen dikkat edin. Ben böyle yaptım diye yapmak zorunda değilsiniz. Göz kararda bakarsınız. Eğer ki 20 katı çok fazla aşarsa siz de benim gibi iki tepsi yapabilirsiniz. Şimdi hemen baklavamı keseceğim. Önce şöyle kenarlardan içine sokuşturuyorum. Biber kullanacağım daha düzgün kesmek için. Ama gördüğünüz gibi benim şöyle cetveli tutmuşken de göstereyim. Tepsimin eni 25 santim. Boyu da 30 santim. Cetveli almışken sizlere de göstereyim dedim. Bu baklavayı kare şekilde keseceğim.
baklavam hazır. Gayet de güzel oldu. Tereyağınızın soğuk olduğundan emin olun. Sıcağı da dökmeyin. Şöyle kaşıkla yavaş yavaş döküyorum. Aralarına da tam anlamıyla girdiğinden emin olun. Tereyağını ve sıvı yağ karışımı iki tepsiye de yedireceğim. Sizler bir tepsiye de, eğer sizler bir tepsi yapacaksanız bir tepsiye yeterli. Tereyağınızın üzerindeki köpükleri almayı unutmayın. Şöyle bıçakla hafif aralara yağın girmesini sağlıyorum. Bu arada pişirme aşamasında hemen anlatayım keserken. 160 derecede tam 1 saat boyunca pişiriyorum. Sonra 180'e çevirip üzeri kızarana kadar ne kadar seviyorsanız kızarıklığını ona göre ayarlarsınız. Çok kızarık seviyorsanız kızartırsınız. Ama 1 saat kesinlikle fırında pişmesi gerekiyor. Çünkü ağır ağır pişen baklava her zaman daha güzel olur. Artık fırına götürebilirim. Baklavaları fırından çıkardım. Şerbeti dökme aşamasını hemen anlatayım. Fırından çıkardıktan sonra 1,5-2 saat kadar beklettim. Böyle ılıktan daha soğuk olacak şekilde. Çok fazla da soğuk dökmeyin şerbetini. Şerbet soğuk olacak ama. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça katı. Hemen üzerine döküyorum. 2 tepsimi de pişirdim. Şöyle önce yakından göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Hemen şerbeti döküyorum yavaş yavaş. Hazırladığım şerbet sadece bu tepsi içindi. Öbür tepsiyi, yani bu ay baklavasını şimdi ıslatmayacağım. Onu daha sonrasında ıslatacağım için şu anda şerbet dökmüyorum. Sizler de daha büyük tepside yapacaksanız 4,5 su bardağı şerbet de hazırlamanızı tavsiye ederim. Şimdi üzerine uygun bir tepsiyle kapatacağım. En az 3-4 saat, yani şerbetini iyice çekene kadar bekleteceğim. Daha sonrasında da servis ederek sizlere son halini göstereceğim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.